Çiftlik Bank, Süt Bank gibi yapılanmalarla vatandaşı dolandıranlara karşı başlatılan soruşturma sürüyor. Çiftlik Bank vurgununu soruşturan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 132 bin katılımcıdan 1 milyar 140 milyon lira toplandığının tespit edildiğini açıkladı. Üstelik Çiftlik Bank tek değil. Konya merkezli Süt Bank'ında 120 milyon lira vurgun yaptığı belirlendi. Konuyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay'a kaçtığı belirlenen Mehmet Aydın için Uruguay'a bir sahtekar kaçtı. Onun da ensesindeyiz. Öyle milletimizi dolandırıp da kaçmak yok dedi. Milletimizi dolandırıp kaçmak yok. Öyle terör eyleminde bulundum, kaçtım yok. Tüm hainlerin ensesindeyiz. Tarım Bakanı Eşref Hakkıbaba ise beni enterese etmez demişti. Ne bilirim, ne tanırım, ne görmüşüm. Tamam, yalnız önünde bir çiftlik kelimesi var. Millet Tarım Bakanlığı görünce hemen diyor Çiftlik Bank ne oldu? Ne bileyim yani. Bank kelimesi varsa ya bu bank kelimesi beni hiç enterese etmez. Öte yandan yüksek kar vaadiyle binlerce insanı 1 milyar liradan fazla dolandıran Çiftlik Bank'ın mağdurları konuştu. Mağdurlar Çiftlik Bank'a devletin teşvik verdiğini iddia ederken bunun kendilerine güven verdiğini söyledi. Bu arada Konya merkezli Süt Bank için de soruşturma başlatıldı. 2007 yılında Ekta Süt tarafından kurulan Süt Bank'ın yaklaşık 1300 üyesinden 120 milyon lira topladığı belirlenmişti.